Merhaba arkadaşlar. ASP.NET'te şirket otomasyonunun 55. dersiyle karşınızdayız. En son site master tarafında login ve logout işlemlerini bitirmiştik. Bu dersimizde arkadaşlar bilgilerimi güncelleme işlemini anlatacağız. Şimdi önce genel klasörüne sağ tıklıyorum. Yeni bir tane web form ekleyeceğim. Bu web formumuz bir master page kullanacak. Bilgilerimi güncelle diyorum. Site master'ı kullan. Evet, bu şekilde. Şimdi kullanıcılar klasını açıyorum. Burada neler var? Kullanıcı adını, şifre, ad, soyad, e-mail ve resim bilgilerini güncelleyebilsin kişi. Dolayısıyla şöyle yapacağız. Önce bir tane div. Bu genel olacak. Container. Bu div'den sonra ilk başta kişinin resmi görüntülensin. Şimdi bu işlemi daha önce personel güncellemede kullandık. Resimle beraber, yani imajla beraber file upload vardı. Şimdi burada da bu işlemi kullanacağız. Yani şu şekilde resim değiştirdiğim zaman file upload'da bu resim imaj içerisinde de değişsin. Şimdi admin panelini açıyorum. Personel güncelle. Burada evet, şurası arkadaşlar. Şu imaj 1 file upload. Şu her iki div'i kopyalıyorum. Ctrl K ve D yaparak düzenleme yaptık. Bu şekilde kalsın. Tamam. Class içerisinde class'a göre işlem yapılacak. Resim class'ı vesaire. Şimdi tekrar bir div daha. Form grup olacak. Burada kişinin adı, soyadı, kullanıcı adı, şifre, e-mail şeklinde olsun. Kalın olsun. B tabının içerisinde bold. Kişinin adı. Text box. CSS klasımızda form kontrol. Şimdi bunu kontrol D ile yapıştırıyorum arkadaşlar. Seçiliyken kontrol D'ye basıyorum. Şimdi ad, soyad, kullanıcı adı, şifre ve e-mail. E-mail. Şifre. Kullanıcı adı, bu da soyadı olacak. Soyadı. Kullanıcı adı.
Arkadaş şifre ve son olarak e-mail. E-mail'e bir de format verelim. Yani text mode özelliğini değiştirelim. Ne olacak? E-mail. Ardından bir div daha. Form group. Bu da buton olacak. BTN ya da değiştir. Değiştir, güncelle vesaire. CSS klasımız BTN saksız ya da warning da olabilir. Evet, son durumuna bir bakalım. Nasıl görünüyor? Evet arkadaşlar. Tamam, bu şekilde kalsın. Şimdi site master tarafında link değiştirmemiz lazım. Evet, şurası bilgilerimi güncelle. Linki de şu şekilde tek tırnaklar içerisinde. Genel bilgilerimi güncelle nokta asp.x. Evet, burası bu şekilde. Şimdi bilgilerimi güncelle asp.x formunu açıyorum. F7'ye basıyorum arkadaşlar. Şimdi önce entity modelimizden bir nesne üretiyoruz. Kontrol nokta db if diyoruz. İşlem is postback. Yapılan işlem postback değilse, başında ünlem var çünkü. Şimdi önce string bir tanımlama yapacağız. Daha doğrusu bunu şöyle genel alanda yapalım. Çünkü güncelleme işlemini yaparken de kullanacağız. Username. Şimdi username önce şöyle diyeceğiz. If içerisinde bir if açacağız. Diyeceğiz ki eğer oturum açıldıysa ve bu oturum, yani session admin ise, yani null değilse, bir de kullanıcıysa kontrolde seçiliyken şurası user olacak. Şimdi her iki durumda ne olur? Username değişir. Eşittir. Session admin.
toString. Seçiliyken kontrol tuşuna basılı tutarak mouse'la çekiyorum. Burası da user, kullanıcı isim. Evet, şimdi username'e gerekli olan değerleri koşullara göre bu şekilde aktarmış olduk. Şimdi modelimizi tanımlayacağız. Model eşittir db kullanıcılar tek kayıt üzerinden işlem yapılacak. Şimdi x öyle ki x nokta neye göre? Kullanıcı adına göre eşit eşit username. Şimdi model nokta resim, daha doğrusu imaj 1 nokta imaj URL model nokta resim olacak. Önce görüntüleyeceğiz. TXT kişinin adı model nokta ad soyad modelden gelecek olan soyad kullanıcı adı model nokta kullanıcı adı şifre model nokta şifre e-mail txt e-mail nokta text eşittir model nokta e-mail. Evet, burası bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bir bakalım, deneyelim. Evet, bu şekilde değil tabii. Şimdi bir giriş yapalım önce. Admin olsun. Web sitesine geçiş yapacağız. Şimdi admin de bilgilerimi güncelle diyorum. Arkadaşlar, bilgiler şu anda geldi. Şimdi bu işlemi bir de kullanıcı için yapalım. Yine aynısı olmalı. Evet, kullanıcının şu anda resmi yok. Evet arkadaşlar, bu şekilde bilgileri güncelleme sayfasına aktarmış olduk. Şimdi bir sonraki dersimizde arkadaşlar güncelleme işlemini bitirmiş olacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese iyi günler.